اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فصل نيل النزير والنزر نزير ادق يلزم lazımdır. Fil cezet Yani ödül gibi. Hani diyorsun ki şunu yapacağım. Karşılık mükafat. Tabi alemubahin. Mubah bir şey olacak. Haram bir şey olmayacak ve taatin. içinde de itaat barındıracak. Keholihi. mesela birisi dese ki İnşallah Allahu maridi Allah Teala benim bu hastama akrabam olan hastama şifa verirse veya kurta bazı yerlerde maradi benim hastalığıma şifa verirse felillahi aliyya en usalliye o zaman felillahi aliyya benim üzerime adak olsun Allah için en usalliye namaz kılacağım. Ev asume veyahut oruç tutacağım. Veyahut diyor ki ev atasaddaka sadaka vereceğim. E bunlar hepsi de nedir? Hepsi de e, hem mubahtır ve içinde itaat var. Yani namaz orada bir kurbiyet Allah'a bir yaklaşma var. Demek ki adak nedir adak? Yani içinde ibadeti, itaati barındıracak ve dese ki Allah benim hastalığıma şifa verirse ben Allah için namaz kılacağım. Ve diyor ki Allah için oruç tutacağım. O zaman o yezzemmehu min zanike bunu söylediği vakit ve söylediği de olursa mesela iyileşirse o zaman ne lazım gelir ne yapması gerekir? مَا يَقَوْا عَلِيْهِ ismu, İsim olarak ne söyledi? Demişti namaz kılacağım. Mesela diyelim ki sayı vermedi. O zaman iki rekat namaz kılsa olur. Veyahut da oruç tutacağım demişti. Bir gün oruç tutsa oruç o, o da sayılır. Veyahut da sadaka vereceğim demişti. Bir değeri de verse o da olur. Çünkü burada sayı edetmemiş, 10 gün oruç tutacağım dememiş. demek ki nezir eğer gerçekleşirse ve nezir şeyde de eğer içinde itaat varsa namaz, oruç, hayır gibi gerçekleştiği zaman o dediğini yapar. Ama ve la nezre adak olmaz. Fi maasiyetin isyanda, günahta adak olmaz. Mesela ki huli adam diyor ki in kateltu fela Eğer ben falan kesi öldürsem, vallahi علي Allah için işte Allah için namaz kılacağım, Allah için oruç tutacağım. ya e, yaptığı şey isyandır zaten. Yani o yaptığı şey isyan olduğu için bu adak eee olmaz. Adak bağlanmaz. Mesela dese ki nikah gibi o nikah geçersiz olur. Yani bazı nikah yapıyor. Nikah şartlarına uymadığı için nikah geçersizdir. Bu da öyle. Yani bu adak geçersiz bir adaktır. Niye? Dedik ki biz başta ne olacak? Mubah olacak. Bir de taat olacak. Kurbiyet, Allah'a yaklaşma olacak. Namaz, oruç, sadaka gibi. Ve la yelzemuhu lazım gelmez. Ala terki mubahin. Mubah olan bir şeyi terk ederse. Mesela şey ki ki desek ki la lahmani et yemeyeceğim. E bu et yemek bu bir şeydir. Bunun te, bunu terk edeceğim diyor. Maatta bala esrubu süt içmeyeceğim. E bu süt de mübahtır. bunu ne yapıyor? Ee, terk ediyor. Vakutta umme ejmuha buna benzer. Mesela diyor ki işte bu elbiseyi giymeyeceğim. Veyahut da bu terk. Veyahut da tam tersi. Yani diyor bu olursa işte şunu yiyeceğim. Veyahut da efendim şunu içeceğim. Veyahut da şu elbiseyi giyineceğim. Bu sefer tam olumlu. E bunlar mubah şeydir. Bunda giysen ne olur, giymesen ne olur? Yani namaz, oruç, sadaka gibi değil. Namaz, oruç, sadakada ne vardır? Bir kurbiyet, bir taat vardır. Burada ise yesen de yemesen de çok da önemli değil. Öyle demişler. Bu Ama diyor ki e, yine buna rağmen mübah olan bir şeye e, yaparsa ve bu buna muhalefet etse mesela dese ki Allah hastama şifa verse gireceğim kebap yiyeceğim. E, yemezse o zaman kef yemin kefareti vermesi lazım. Bir görüş lazım değil, bir görüşe de göre de lazımdır. Yemin kefareti neydi yemin kefareti? Üç şeydi ya. Mümin mü mü bir köleyi azat etme. Veya da on kişiyi yedirme veya giydirme. Eğer bunları yapamıyorsa da üç gün oruç tutma. Demek ne ki nezil konusu nezir yapıldığı zaman yani haram olmayacak ve bir de taat olacak. Namaz, oruç, sadaka gibi. Kitabul Agdiyeti ve Şehadet. Bu konu ise şahitlik bir de hüküm kadılık yani kimler kadılık yapabilir onlarla ilgili bilgileri içeriyor. Ve le yecuzu caiz değildir. En yel yel kada'e yani kadı o, o, olamaz. Kadılık yapamaz. İlla ancak men istekmenet fihi hamse aşrete hasleten. On beş şey o kişi de olduktan sonra ne yapabilir? O kadı olabilir, hakim olabilir. Ve hüküm verme iki davalı arasında ne yapıyor? Allah'a ve Resulullah'a kitaba, sünnete, icma'a göre hüküm veriyor. Bu bir nevi bu meslek farz-ı kifayedir. İlla birileri bunu yapması lazım. Birileri yapmazsa herkes günaha girer. Eğer hiç kimse yoksa bu işin yapabilecek birisi varsa çıkıp ben yap, onun için farz-ı ayn olur. Çünkü hiç kimse yapacak bilmiyor. O zaman o adam çıkıp ben bu işten anlıyorum. Bunu görevi bana verebilirsiniz diye ne yapması lazım? Teklif etmesi lazım. Nedir o 15 şart? El İslamu hakim adamın Müslüman olması lazım. İkincisi var buluğu ergenlik çağına ermiş olması lazım. Ve aklu akıllı olacak. Ve hurriyetu özgür olacak. Vel zükuretu erkek olacak. Ve adaletu adil olacak, fasık olmayacak. Yani fasık kimdir? Açıktan günah işleyen. Yani biz böyle varsayım üzerine değil, o adamın mesela haram işler yaptığını çarşıda, marşlarda görüyoruz yani. Öyle olmayacak, adil olacak. Valla ki günahsız insan yoktur ama günahı olsa dahi o öyle Allah arasında. Bizim bildi bizim için ölçüledir. Adil olması yani onu haram yaptığını gör görmemiş olacağız. Bir diğer o marifetu ahkamil kitabi ve sünneti. Kitaptaki Kur'an-ı Kerim, o sünnetteki hükümleri bilme. Yani hırsızın cezası nedir? Katilin cezası nedir? Bir de o ma'rifetul icma' i. yani icma orada ne demiş? İcma demek yani kitap ve sünnette bulamadığı hükümler 1400 yıldır gelen alimlerin ortak fikri. Yani Şafii, Hanefi, Maliki, Hanbeli, işte efendim diğer sonraki alimler, sonraki büyükler hem bir konuda ne yapmışlar hem fikir olmuşlar. O fikri hem fikir olan konuları bilecek, Ve malafatul ihtilaf aradaki ihtilafı ihtilafı da bilecek. Yani nerede hangi hangisi, e, ne görüş söyledi, yerine görüş söyledi, aradaki ihtilaf konuları nelerdir onları bilecek. O malafatul turukul iştihat iştihat yollarını bilecek. Hakim bir adamın ve ma'rifeti tarafı min lisan arabi Arap dilinden de ne yapacak? Arap dilinden de anlayan bir şey olacak. Çünkü verdiği hüküm, orijinal kitaplar, Kur'an-ı Kerim, Sünnet hepsi Arapça olduğu için o e, Arap dilini tarafını bilecek. Tarafını derken buradan maksat yani sarf, lugat, nahi bu ilimleri bilecek harekeli, hareketsiz, noktalı, notasız bunlar okunma şekilleri e, yani Arapça ya iyi vakıf olacak. Bir de ve tefsiri kitabı allah Teala, allah Teala'nın kitabını tefsir etmeyi yani tefsir yani ilk Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yorumlamış, sahabeler nasıl yorumlamış o Kur'an-ı Kerim tefsirini bilecek. وَعَنِ اِكُونَ semi'an Kulakları işitir olacak. وَعَنِ اِكُونَ <laughs> basiran Gözleri görür olacak. Yani bu kusurlar olmayacak. Hani kulakları duymuyor gözleri görmüyorsa nasıl hüküm verecek? وَعَنِ <laughs> اِكُونَ كَاتِبًۭا Bir de okuma yazma bilen birisi olacak. Bu deniliyor ki bu kâtıp olacak. Bu iki görüş var. Bir görüşe göre, Katip olması lazım. Bir görüşe göre ki Lazım değil. Katip olması lazım. Mercuhtur. Yani alttadır. Lazım değildi diyenler ise görüşü daha güçlüdür. Öyle söylüyor. Bir de anikune mustayıkızen. Uyanık olacak. Yani hastalığından dolayı efendim aklı başında olmayan birisi de olmayacak. O <laughs> yüzden bu mustahaptır en yeclise fi vasatil beledi hakimin şehrin ortasında yani herkesin rahat ulaşabileceği bir yerde oturması mustahaptır. Fi mudi'un bârizin nes insanlara açık olan bir yerde. Yani ulaşılamayacak bir yerde değil. Yani herkesin ulaşabileceği bir yerde hakimin oturması mustahaptır. Ve la hacibe lehum yine de ne olacak? Onun herhangi bir kapıcısı olmayacak. Yani kapıcısı olacak, gelenleri engelleyecek öyle bir öyle bir durum olmayacak. Yani zengin fakirin herkesin böyle hani böyle randevu sistemi olmadan belki de, yani herkesin rahat ulaşabileceği e, memleketin her tarafını eşit seviyede mesela o şehrin ortasında ve e, ulaşılabilecek bir pozisyonda olması lazım. Ve la yekududil kadai fil Hakimin kada etmek için, hüküm vermek için mescitte oturmaz. Yani ne, mescid bir nevi namaz kılma yeri, ibadet yeridir. Bu hüküm yerlerinde hani konuşulanlar oluyor, tartışma belki çıkıyor. Bu hüküm bunun ayrı bir mekan olacak, mescitte olmayacak. Ve <laughs> yusevvi hakim eşit olacak, eşitlik yapacak beynel kasmeyn her iki davacı ile davalı arasında fisele seti eşşe üç durumda. Bir fil meclisi mecliste eşit olacaklar. Yani adaletin karşısında ne yapacaklar? Oturdukları yer bir tanesi koltukta bir tanesi yerde olmayacak. Yani adalet ne yapacak? Diyecek ki ikiniz de aynı seviyedesiniz. Onları ne yapacak? Aynı pozisyonda oturtacak. Vallâfzî lafızda da eşit olacak. Yani birisini dinleyecek, konuşacak, diğerini konuşmayacak öyle değil. Her ikisiyle konuşacak, her ikisinin derdini dinleyecek. Hem konuşmada vallahzi yani bakışta. Bakışta da eşit davranacak. Yani birisine çok bakacak, birisine az bakacak, birisine gülecek, birisine ters bakacak öyle değil. Demek ki hem oturma pozisyonları hem dinleme, konuşma hem de bakış bu hakimli yapması lazım. Bu iki kısmeyin davacı ile davalı arasında e, ne yapması lazım? Eşit davranması lazım. Ve caiz değil hakim için eniqbal el hediyete. Hediye kabul etmesi min ehli amalihi çalıştığı yerden. Yani falan şehrin hakimi ise o şehirde bulunanlardan hediye alması caiz değildir. Evet bu da güzel bir nokta. Hediye almak yani bir nevi hediyeyi o pozisyonda bulunduğu için alıyor. Yani akrabası değil bir şey değil. O, o pozisyonda bulunduğu için alıyor. E, yarın faydası olacak şekilde mesela. Bu caiz değildir. Ve bu kadâ fi aşreti On yerde hüküm vermekten kendini kaçındıracak yani on yerde 10 pozisyonda hakim ne yapacak durduracak mahkemeyi durduracak erteleyecek nerede indırgada bir kata Gadab basnasında aşırı kızmış yani ne söyleyeceğini bilmeyecek durumdadır mesela hakim olucu <laughs> aşırı açlık aşırı tokluk Vallahi <laughs> ateşi susuzluk o şiddeti şehveti aşırı şehvetli olma Vallhuzni aşırı üzül, üzülme, vallfırp müfreti aşırı sevinç. Ve ee, anda maradi hastalık esnasında yani acı çekecek bir hastalık onu ne yapıyor? Onu hüküm vermekten engelliyor. O müdahale etil küçük ve büyük tuvaletin gelmesi. orada da ne yapacak? Orada da mahkemeyi durduracak ve inden nuasi uyuklama ve şiddetil harri aşırı sıcaklık ve şiddetil e, valbardi aşırı soğukluk bu pozisyonlarda ne yapacak? Bu pozisyonlarda hüküm vermeyi erteleyecek. Ve la yes'elul mudda aleyhi illa ba'de kemalid da've Şimdi müdda'i var. Diyelim ki ben birisini şikayet ettiysem ben müddai iddia ediyorum. Muddai aleyhi ise o şikayet edilen şey oluyor. Ve la yes'alu muddai aleyhi o muddai hakim bir şey sormaz. İlla ba'de kemal iddia ancak benim e, derdimi, sıkıntımı, şikayetimi dinledikten sonra beni yani benim derdimi, sıkıntımı, şikayetimi tam dinleyecek ondan sonra bu sefer karşı tarafa ondan sonra yönelecek nedir onu dinleyecek ve la yuhallifuhu ve karşı tarafı şikayet edileni yemine iştirmeyecek hani yemin edemeyecek hakim ille ba'de sualil muddai ancak mesela hani ben desem ki e, doğru konuşmuyor ona yemin yemin içirsen yemin içsin yani doğru söylediğine o zaman ben hakime bu talebi e, arz ettikten sonra o zaman ne yapıyor? Hakim de o şikayet edilenden yemin talep edebilir, yoksa direkt kendisi yemin edemez ona. E, ve şikayet eden ve edilenden bir tanesini tarihinde bulunmaz hakim işte şöyle söyle, böyle söyle, bu, bu şekilde e, şahit getir, bu şekilde delil getir. Hakim onu yapmaz, onu yönlendirmez. Ve la yufhimuhu kelamen ona e, nasıl söyleyeceğini, nasıl iddia edeceğini, nasıl meseleyi nasıl konuşacağını o şekilde de ona anlatmaz. Ve la yetannatu bi'şuhada'i. Ve la yetannatu şahitler varsa hakim şahitlerle de yani onlara da e, rahat davranır. Onlarla onların üzerine gitmez. Yani sen belki de görünmemişsin. Nasıl olduğunu da şahitliği kabul ettin. Yani başını yakarsın, başını iş açarsın. Şahitleri bu konuda onları ne yapmaz, onları korkutmaz. وَلَا la yakbulu اِلَّا illa سَبَتَتْ adaletuhu ve şahitliği de herkesler kabul etmez ancak adaletiyle sabit olan e, yani gün açıktan günah işlemeyen Allah'tan korkan yani herkesin şahitliği kabul edilmez bu nikahtan da isteniyor yani herkes e, herkes mesela nikah şahidi olmaz bu şeylere e, ulaştıktan sonra. Evet. Ve la tuqbalu şehadetu aduvin ala Yani ben birisini şikayet ettim ve o şikayet ettiğim kişinin de bir düşmanı var. O düşmanı getirdim. Hakim dedim ki işte benim şahidim budur. Hakim onun şahitliğini kabul etmez. Zaten daha önceki meselelerde bunlar düşmandılar birilerine. İftira atma olayı mesela yüksek olabilir. Ve la şehadetu validin babanın oğluna şahidini de kabul etmez. Veya da dedenin torununa yani, yani aslın fer'a yukarıdan aşağı şahidi kabul etmez. Ve la veledin li validihi çocuğun da babasına şahitliği ve da dedesine aşağıdan yukarıya yine şah, hakim bu şah, olan şahidini kabul etmez. Ve la yuqbalu kitabu qadin ila qadin ahara fil illa ba'de şehadeti şahideyni yeşhedeni bir de hakim başka bir hakimin mesela Batman'daki bir hakim İstanbul'daki bir hakime bir mesaj yazıyor bir mektup yazıyor ve mektupta işte Pura'nın falan gayıp Yani ben burada Batman'da şikayetimi gidiyorum, hakime bildiriyorum. Şikayet edilen şahıs da İstanbul'da oturuyor. İstanbul'da oturuyor. Oradaki bu Batman'daki hakim beni dinliyor. Bu şahitlerim, her şeyim yerinde. O şahitler adildir. Karşı taraf, karşı taraf, karşı tarafa yüz bin lira alacağım var ondan. Ee, bu sefer hakim ne yapıyor? Hakim orada mektup yazıyor. Ama mektup yazarken o mektubu o hakimin yazdığına ve bu şekilde hüküm verdiğine illa ba'de şehadet şahideyn iki tane şahit olacak. O iki tane şahit oradaki hakime o mektubu iletecek ve mektuptakilerini hakim yazdığını tabii o şahitler de yine dediğimiz gibi adil yani fasık olmayacak. Ee, o zaman mektup kabul edilebilir. Yoksa direktmen şahitsiz bir hakimin bir hakime yazdığı mektup kabul edilmez. Cezakumullah hayran kesin.